Cumhuriyetin yeni yüzyılında Türk ve Türkiye yüzyılı hedeflerinin temin sürecinin başında en büyük kozumuz, en müstesna kuvvetimiz 16 Nisan halk oylamasıyla yönetim sistemimizde yapılan zamanlar üstü reformdur. Bu reformun mimar başı Türk milletidir ve onun ruh kökünden doğan Cumhur İttifakı'dır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye Cumhuriyeti'nin hem üçüncü evreye geçişini sağlamış hem de yeni yüzyılı kavrayan ve kuşatan demokratik ve dinamik nitelikli sistemsel başarısını somutlaştırmıştır. Milli iradenin takdir ve tercihiyle kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin üzerine gölge düşürmek, bilhassa ucube sistem, tek adam rejim iddialarıyla çamur atmak, yalnızca haksızlık değil, bizatihi milletimize saldırıdır. Şayet cumhur ile cumhuriyet kucaklaşmışsa, devlet ve millet arasında uyum tam manasıyla sağlanmışsa, bunun ana kaynağı, yegane sebebi, altın hissesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine aittir. Devlet hayatında çatlak sesler dinmiş, karar alma süreçleri seriye bağlanmış, kuvvetler ayrımı birliklaşmış, çok başlılık devri kapanmış, bürokratik oligarşinin suyu kesilmiştir. Yeni sistemin gerekli, yeterli, siyasi, stratejik ve fikri demlenme süreci devam etmekte olup, kurum ve kurallarıyla olgunlaşması, ilke ve esaslarıyla oturması, Türk ve Türkiye yüzyılının güvencesi olacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelip geçici bir heves değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi işi bitince buluşturulup bir köşeye atılacak tek kullanımlık konjonktürel reçete hiç değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbal haysiyeti, milli bekasının habitatı, Türk milletinin huzur, barış ve kardeşlik iradesinin temel harcıdır. Elbette Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aksayan, tekleyen ve arıza sinyali veren yönleri varsa mutabakatla ele alınıp düzeltilmelidir. Bu da son derece doğal ve doğru bir seçenektir. Ancak her yönetim sisteminin bir özü, hukuki ve ahlaki meşruiyetini sağlayan demokratik bir özelliği vardır ve bunun tartışılması da öngörülemez sorun ve sıkıntılara yol açma riski taşımaktadır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle milletimizin huzuruna çıkan Zillet İttifakı amaçladığı icazet ve ruhsatı alamamış, milli irade Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini mevcut ve mahut haliyle tasdik ve teyit etmiştir. Lağvolunan bir kurum veya sistemin tekrar ihyası diye bir şey zaten makul ve mantıklı bir şey değildir. İster iyileştirilsin, isterse de güçlendirilsin. Eğer parlamenter sistem her şeye rağmen ihya edilseydi, dejenere olması, kaosa hizmet etmesi, kutuplaşma ve kamplaşmayı körüklemesi, devlet yönetimini krize sokması mukadder bir siyaset ve hayat gerçeği haline gelirdi. Bu ise 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü kadar vahim gelişmelere neden olabilirdi. Hamdolsun aziz milletimiz kötürüm ve köhne siyasetin ayak oyunlarına yönetilemeyen Türkiye önerisine müsaade etmemiş, buna fırsat vermemiştir. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Almanya ziyaretinden dönerken Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ana omurgası, can evi,
demokratik güvenliği olan %50+1 oy nisabı ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve şöyle demiştir. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın tespit ve değerlendirmeleri siyasetin kurulan ittifaklarının parçalı yapısına bakıldığında tutarlı ve anlamlıdır. Fakat bu konuda bizim geçmişten bugüne söylediğimiz sözler, yaptığımız açıklamalar, paylaştığımız görüşler de bellidir ve esasen hiç değişme göstermemiştir. 7 Haziran 2018 tarihinde Kayseri Merkezli Bölge İstişare Toplantısı'nda yapmış olduğum konuşmada şöyle demiştim. Çok partili siyaset hayatımızda bu haliyle 16 Nisan hak oylaması bir milat, hatta demokratik bir misak olmuştur. Yeni sistemde kutuplaşma ihtimali en aza çekilmiştir. Barajın fiilen %50+1'e çıktığı göz önüne alındığında siyasi partilerin uzlaşmaktan, ahlaki bir ittifak kurmaktan başka seçeneği de kalmamıştır. Türkiye'nin beka düzeyinde tehditlerle boğuştuğu bir dönemde siyasetin kavgaya sapmasını mantıki göremez, makul karşılayamazdık. İstiklalimize saldırılırken, istikbalimizle ilgili oyunlar tezgahlanırken, Cumhur'un emanetini daha fazla sahiplenme, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini yüksek bir şuurla müdafaa etmeliydik.